Kural yani, e, örç çerçevesinde. E, orada şüpheniz elbette. olmasın canım yani o konuda epeyce tecrübeli. Biliyorum. Yani biliyorum biliyorum. Ama spekülatif bir şey söyleyeceğim. Ben Kobani davası ile ilgili e, benim kişisel kanatım e, gelecekte Adalet ve Kalkınma Partisini de çünkü davanın muhtevasında hem iddianamede hem karar bölümünde yer alan bazı materyaller çözüm sürecine dair e, içerikleri de kapsıyor. Dolayısıyla ben devlet içerisindeki bir clean, devlet içerisinde bakın özenle dikkatle lisanımı seçiyorum. Devlet içerisindeki bir clean yarın Adalet ve Kalkınma Partisini de kapsayacak bir süreci inşa etme adına kritik bir ön karar olduğu kanaatindeyim. Neden diyeceksiniz? Okuduğum kısımları itibariyle Oralardan Adalet ve Kalkınma Partisine yürümesi çok kolay bir hukuk metni olmuş o. O metin esas itibariyle HDP ile sınırlandırılmış bir metin değil. O dönemi çözüm sürecine sirayet ettirecek bir savcı yarın çıkar da o niyetle bu iddianameye ve bu hükme bakarsa fevkalade kolaylıkla oradan bir mesele yaratabilir. Bir kere Nasıl onu bir söyleyeyim. Mesele yaratılabilir. Efendim ki? yani Nereye Burada, Ucu? Buradan, buradan nereye varılır? Hani şimdi son günlerde 17-25 vari bir takım işler deniliyor ya, hükümete yönelik darbe girişimleri var deniliyor. Bu tür kararlardan da çıkar. Yarın çok basit bir örnek, hocamın da beyanına bina söyleyeyim. Ben Osman Kavala iddianamesini okudum baştan sona, hükmü de okudum. Yanılmıyorsam lütfen cehaletimi mazur görünür. Salih Hocam'ın da aklına 28 Eylül 2023'te Amerikalı... ağırlaştırılmış ve almış. Yok yani, almış zaten. İddianamenin it içeriğine dair bir şey Hı. söyleyeceğim. Ee, Henry Kissinger mıydı? Şimdi yani ağzımın ucunda bir Amerikalı istihbarat, eski bir istihbarat görevlisiyle e, yaptığı telefon görüşmeleri, HTS kayıtları vesaire vesaire e, konu edilmiş vaziyette, dosyaya girmiş vaziyette. Fakat bizatihi benim bildiğim, benim şahsen bildiğim o şahısla bugün Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de yüzlerce ve binlerce YTSK kaydı çıkacak kişiler var. Bu tür iddianameler yazıp, bu tür hükümler kurduğunuzda bu tür hükümler üzerinden siyasetin tabiri caizse gerilmesini sağladığınızda ki ben o, 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 o kararı da ee, yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bağlayacak bir karar olarak görüyorum. Çünkü ismi geçen şahıs bir dönem Türkiye'de makbul görülen bir şahıstı. Evet. Hatta ismi şey, geçen şahsın, ismi geçen şahsın fikir babası olan ve patronu olan Graham Fuller bir dönem bugünkü iktidarın siyasi yol haritası üzerine yazılar yazıyor. Türkiye'nin askeri vesayetten nasıl kurtarılacağına dair reçetelerin altına imza atıyordu. Yani sırrı Hatta Süreyya Önder'in mecliste kullandığı ifadeler Yani bilinçli bakın ifadeler bugün Graham Fuller ajan, doğru mu? Bugün Graham Fuller ajan, doğru mu? Türkiye Türkiye düşmanı bugün. Bugün. Ama biz biliyoruz ki Graham Fuller geçmişte Yeni Türkiye adı altında Türkiye'nin nasıl askeri vesayetten kurtarılacağına dair metinler yazıyor ve bizim siyasetimiz bu metinleri ciddiye alıp tartışıyordu ve kitapları Türkiye